Seans ortasından herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Seans ortasına başlarken Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi size ben biraz bankacılık tarafını sorarak başlamak istiyorum. Malum dün önemli bir kayıp vardı. Bugün de az önce baktığımda yüzde yine 0.5'lik eksideydi. Şimdi baktığımızda dün gelen bankacılık tarafına dair hem JP Morgan'dan hem Morgan Stanley'den aslında bir anlamda negatif de diyebileceğimiz biraz aşağı yönlü revizyonların olduğu hedef fiyatlarda raporlar geldi. Hatta JP Morgan'da da ikinci çeyrek için dip noktası söylemi vardı. Dolayısıyla biz aslında bundan bir süre öncesine kadar çok da bir zamandan bahsetmiyorum burada. Yabancı kurumlardan aslında bankacılık özellikle özel bankalar için pozitif raporlar alıyorduk. Şimdi hem ne oldu da böyle raporlar gelmeye başladı? Artık birazcık rüzgar tersine döndü diyebilir miyiz bankacılık sektörü için? Evet, özellikle Mart sonundan Mayıs ayının son bölümüne kadar bankacılık tarafında gerçekten güçlü yükselişler gördük. Bu dönemde sektörü domine eden noktalardan biri bu sıkı para politikasına olan bağlılık, yine yabancı ilgisinin güçleneceğine, yabancı alımlarının kuvvetleneceğine ilişkin artan beklentiler söz konusuydu. Bu durum sektörü gerçekten güçlü bir getiri sağlamasına katkı sağladı ve hani endekste şu an 11.000'in üzerindeki seviyeleri konuşuyorsak orada gerçekten bankacılık sektörünün büyük bir katkısı var. Ama son haftalarda özellikle son bir aylık dilimde Haziran ayından bu yanayı da alabiliriz. Sektörde daha dalgalı ve bir miktar düzeltmelerin de gündeme geldiği bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu hafta sektörde biraz daha zayıf bir görünümü takip ettiğimizi söylemek mümkün. Haftaya İş Bankası'ndaki bu kısmi bölünmenin kolaylaştırılmış usulde ertelenebileceğine dair gelen KAP açıklaması pazartesi günü İş Bankası ve sektörü baskıladı. Dün sizin de söylediğiniz gibi yabancı kurumlardan gelen aşağı yönlü revizyonlar fiyatlı hedeflerinde bir miktar yine baskı düşürdü. Bugün de görece zayıf bir seyir izliyoruz. Tabii bu geçtiğimiz aylardaki güçlü yükselişler sonrası bir miktar düzeltme görmemiz normal. Artı Haziran ayı içerisinde özellikle daha yoğun bir yabancı satışı gördük. Bunun da sektörü biraz baskıladığını söylemek mümkün. Bir de tabii ikinci çeyrek finansal sonuçlara ilişkin beklentiler tabii yakın dönemde biraz daha netleşti. Çünkü burada finansal sonuç dönemi yaklaştığında bankaların bu noktadaki departmanlarıyla iletişime geçiliyor ve beklentiler şekilleniyor. İkinci çeyrek zayıf gelecek kârlılıklar anlamında. Onun da bir baskısı var. O yüzden bu ay sonuna kadar da yine banka bilançolarını takip edeceğiz. Gelen açıklanan bilançolar olacak özel bankalardan. TAV'la birlikte başladı zaten bu hafta finansal sonuç dönemi ikinci çeyrek bizim için de. Ve bu gelen finansallarda kârları zayıfladığını göreceğiz. Neden? Çünkü Mart ayında Merkez Bankası'nın ek bir sıkılaşması olmuştu. Bunun etkilerini özellikle ikinci çeyrekte görüyor olacağız. Yani mevduat kredi sepeti marjları baskılamaya, kârlılığı baskılamaya devam edecek. Swap maliyetlerinde artış görüyoruz. Ama hani en kötü çeyreğinde bu çeyrek olmasını bekleriz. Daha sonrasında ya en kötünün geride kaldı. Özellikle 2025'te Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini kârlılığının iyileştiği bir görünümde bekleriz. Hani o yüzden bu çeyrek finansalları birlikte düzeltme eğilimi devam edebilir. Ama orta uzun vadede portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için bu noktada gözlenecek geri çekilmelerin kademeli bir alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Özellikle yabancı yatırımcı şu an için daha sabit getirilen enstrümanlarda yoğun bir ilgi gösteriyor. Ama özellikle 2025'te faiz indirimleri başladığında bizde de daha çok hisse tarafından yabancı ilgisinin de kuvvetlendiğini görebiliriz. Yani düşündüğümüzden daha gecikmeli olacak ama yabancı yatırımcının hisse tarafına olan ilgisini ilerleyen süreçte artacağını değerlendiriyoruz hala da. Şimdi bankacılık sektörüne dair bilanço beklentilerinin zayıf olduğunu dile getirdiniz siz de. Peki hazır dün aslında TAV'la birlikte başlayan bilanço sezonuna dair ikinci çeyrek diğer bilançoların aslında diğer sektörler için beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Açıkçası şunu söylemek gerekir. Sanayi tarafıyla ilgili net bir yorum verebilmek veya net bir tahmin paylaşabilmek enflasyon muhasebesi dolayısıyla biraz zor. Çünkü net parasal pozisyon gelir gideri veya işte ertelenmiş vergi gelir giderini öngörebilmek zor ve şu enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle bu kalemler de gerçekten karlılığı değiştirici boyutta olabiliyor. O yüzden net bir yorum yapabilmek güç olmakla birlikte gıda içecek tarafı, havacılık tarafını daha kuvvetli bekliyoruz. Otomotiv tarafını ise özellikle daha zayıf bekliyoruz. Yine tabii çimento tarafı, inşaat tarafı bu yüksek faizin bu yıl içinde olumsuz etkilediği sektörlerde görece zayıf performans devam edebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Zaman geçtikçe biraz daha ilerledikçe daha orta uzun vadeli portföylerde kademeli rotasyonları da görüyor olacağız diye düşünüyorum. Bence bunun Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte bu rotasyon yavaş yavaş başladı. Yani burada finansal sonuçların yanında aynı zamanda temaları da iyi takip etmek lazım. Çünkü Merkez Bankası'na dair sene sonuna ilişkin faiz indirimine başlayacağı yönünde artan beklentileri bir miktar sigortalık sektöründeki bu sene başından beri en çok getiri sağlayan sektörlerden 2023 yılından bu yana alırsak ciddi getiriler var. Yüksek faiz ortamından en fazla fayda sağlayan sektördü. Onun yerine biraz daha bu yıl yüksek faiz ortamında geride kalan inşaat, GEO, çimento sektörünün yükseldiğini görüyoruz. O yüzden bu tarz rotasyonları da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi geçtiğimiz haftaya şöyle bir dönecek olursak aslında Cuma gününe Moody's'den not arttırımı gelmişti. Aslında piyasa beklentileri de bir not arttırımı olacağı yönündeydi ama genel olarak baktığımızda analistler bir kademe bir not artışı bekliyorlardı. Ve sonrasında iki kademelik bir not artışı geldi ama bunun yine de fiyatlamalara çok fazla yansımadığını gördük. Ve hatta sizin de söylediğiniz gibi aslında kar realizasyonlarını beraberinde gördük. Devamı için şunu sormak istiyorum. Aslında iki kademe not artışı da fiyatlara yansımış mıydı yoksa artık bu sürecin olağan bir parçası olarak mı görünüyor? Mesela önümüzde Eylül ayında da yeni not artışları bekleniyor. Dolayısıyla yeni not artışları geldiği takdirde burada fiyatlamalar aynı şekilde mi gerçekleşir yoksa daha olumlu bir havaya bürünür mü Borsa İstanbul? Şu ana kadar Moody's'i ayrı bir parantez içerisinde ele almakta fayda var ama S&P ve Fitch'ten not arttırımları gördük bu yıl. Bunun tabii öncesinde biraz fiyatlandığını görüyoruz. Şu ana kadarki not arttırımlarının ardından endekste ilk tepkinin daha pozitif olup devamında kar satışlarının özellikle S&P ve Fitch sonrasında etkili olduğunu gördük. O yüzden önümüzdeki süreçteki toplantılarda, değerlendirmelerde benzer bir sürecin görünme ihtimali var ama tabii buradaki olay piyasa beklentileri dahilinde olursa. Şimdi önümüzdeki süreçte S&P Fitch'ten net not arttırımı gelir demek Eylül ayı için biraz zor. Belki Kasım ayı için diyebiliriz ama orada bir sürpriz olursa bu pozitif etkileyebilir. Normal şartlarda Moody's'in de daha pozitif etkilemesini beklerdik onu söyleyeyim. Çünkü bir kademe not artışına kesin gözüyle bakılıyordu zaten. Evet iki kademe not artışı olabilir piyasada dillendirilen bir ihtimalde. Ama çok da kuvvetli bir ihtimal ve fiyatlamanın içerisine girdi diyebileceğimiz bir şey de değildi bence. Çünkü iki kademe not artışı çok sık görülen bir şey değil. Oldukça nadir görülen bir şey. Ve en son 2009'da yanlış hatırlamıyorsam Fitch olması lazım. İki kademe not arttırmıştı Türkiye'yi tek değerlendirmede. 2009'dan beri görmediğimiz bir şey bu. Bunu piyasa net olacakmış gibi fiyatladığı kanısında değilim. Ama neden Moody's sonrasında daha zayıf bir performans gördük görece beklentilerimize kıyasla bankacı tarafındaki satışlar buna biraz neden oldu. Normal şartlarda Moody's kararıyla birlikte açılışın ardından ben bir 11.250 üzerinde bir kapanış, devamında bir 11.500 seviyesini test edilip ondan sonra bir düzeltme beklerdim. Ama bankacılık tarafındaki satışlar 11.500'e doğru bir fiyatlamanın olmasının önüne geçti. Şu an kısa vadede 11.000 seviyesi bizim için çok kritik. Zaten geçen hafta itibaren de 11.000 üzerinde tutunan ama 11.200'ler üzerinde kapanış yapmakta zorlanan, başarısız olan bir endeks var. 11.000, 11.250 bu aralıkta bir sıkışma var. Ya 11.006 kapanış yapıp bir 10.700 bölgesine doğru tekrar bir düzeltme yapacağız. Şu anki geçen haftadan beri olan sıkışma bize onu gösteriyor teknik anlamda. Ya da 11.250 üzerinde bir günlük kapanışla 11.500'e doğru bir hareket yapacağız. Şu an sıkışma alanı içerisinde bir miktar sektörel ayrışmalar, hisse bazlı ayrışmalarla dalgalı bir serinin öne çıktığı bir fiyatlamayı gözlemliyoruz BIST endeksinde. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'la birlikteydik ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersözlü ile birlikteyiz. Sevcan stüdyodan eşlik ediyor bugün bana. Hoş geldin. Selamlar. Şimdi bugün seninle Çin tarafını konuşacağız. Aslında Çin'deki büyümenin yavaşlamasının Avrupalı şirketlerin üzerindeki etkisinin ne olduğunu sormak istiyorum. Özellikle lüks tüketimi tarafına dikkat çekmek lazım belki de, ne dersin? Çin kıtası, yani daha doğrusu Çin önderliğinde Asya kıtası ve burada yaşanan jeopolitik gerginlikler, buradaki ekonomik durum, ekonominin büyümesi ve şu anda aslında takip ettiğimiz üzere ekonominin yavaşlaması hem Amerika'yı hem de Avrupa'yı etkiliyor. Çünkü biz neyi görüyoruz? Hep bugüne kadar üretim devi olarak işlemiştik Çin'i, ama diğer taraftan Çin aslında bizim için çok büyük bir tüketim devi, dev bir ülke olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi toparlanmayı beklerken, devam eden emlak krizini takip ediyorken, Çin'de 3. plenumunu takip etti. Burada aslında sürpriz bir biçimde faiz indirimini takip ettik. Ekonomiye verilen teşvikler var. Ama yine de canlanmayan bir talep ve canlanmayan bir ekonomi var. 5 ayın en düşük seviyesine gelen büyüme verisini de takip etmiştik. Bunun etkileriyle beraber aslında talebin azalıyor olmasının artık farklı etkileri, farklı beklentileri var. Bunu en çok nerede görüyoruz? Almanya özelinde, Avrupa Birliği özelinde görüyoruz. Hatta öyle ki analistlerin görüşleri var. Şunu ifade ediyorlar. Almanya Çin'e göbekten bağlı, Avrupa Birliği'nin ihracatının aslında Çin'den gelen ithalatını tek başına Almanya neredeyse karşılıyor. Dolayısıyla bu doğunun Alman markaların Çin gelirleri yüksek olan şirketler üzerinde çok büyük bir baskıya sebep oluyor diyor. Buna dair de hem Goldman Sachs'tan hem de Pictet'ten gelen görüşler var. Bir grafiğimiz de var. Grafiğimiz de eğer hazırsa onu ekrana alabiliriz. Yani. Ben grafiğe Çin'deki yavaşlama Avrupalı şirketleri etkiledi diye manşet attım. Yukarıda Stoxx 600 endeksiyle beraber Goldman Sachs'ın Çin'den gelir elde eden şirketler grubunu görüyoruz. Bu grup bize pek çok farklı şirketin bir araya gelmiş endeks hali aslında. İçinde kimler var? Lüks dev şirketi olarak tanıdığımız Louis Vuitton şirketi var. Hugo Boss var, Burberry var ve baktığımızda Mercedes'in yer aldığını görüyoruz. Şimdi şunu ifade ediyorlar bize. Biz Stoxx 600 endeksiyle beraber aslında Çin'den gelir eden Avrupalı şirketlere baktığımızda burada hem gelir beklentilerinde hem de endeks içerisindeki performanslarında bir ayrışma görüyoruz. Özellikle de bu ayrışma Haziran ortasından itibaren bizim için belirginleşti diyorlar. Burada kırmızı renkle beraber dikdörtgen halinde görüyoruz. Diğer taraftan bu saydığımız büyük dev markaların Mercedes, Louis Vuitton, Hugo Boss ve Burberry'nin de aşağıda grafiklerini görüyoruz. Buradaki yavaşlayan bir trend var. Aşağı yönlü giden bir düşen trend var. Bunu da Nisan ortasından itibaren takip ediyoruz biz aslında. Ne zaman? Birinci çeyrek sonunda Çin'den gelen büyüme verilerinin aslında çok da ekonominin bu sene içerisinde beklenen performansını kaydetmediği noktada ve arda arda gelen şirketlerden açıklama var. Zaten Louis Vuitton'da biz satışların %14'ünün düştüğünü açıklamışlardı. Çin gelirlerinin azaldığını ifade etmişti şirket. Son en büyük hareketi orada görüyoruz. %5 düşüş var. Son 12 ayda performansı ise %23 değer kaybetmiş durumda. Diğer taraftan saat markası Swatch'a baktığımızda Çin gelirleri nedeniyle ilk yarıda %30 düşmüştü ve üretimini kesintiye uğratmıştı. Şunu açıkladı, biz Çin'deki üretimimizi azaltıyoruz. Ne zaman ki buradaki ekonomi toparlanırsa yeniden üretimi ve istihdamı arttıracağız. Ama şu anda var olan derinleşen bir kriz var. Dolayısıyla üretimimizi azaltıyoruz açıklaması vardı. Hugo Boss'u ve Burberry'yi geçtiğimiz hafta takip ettik. Onlar kar uyarısı yayınladılar aslında. Şunu ifade ediyorlar, beklediğimiz karlılıklara ulaşamıyoruz diyorlar. Son olarak Alman otomobil devi aslında Mercedes'i vardı grafikte ama Porsche de bunlar arasında. Onlar da Çin'de başlayan satışlar nedeniyle arz sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde analistlerin Çin'e yönelik, Çin'e yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi, diğer taraftan Çin gelirleri artan şirketlerine de beklentilerin azaltılmasına sebep oluyor. Goldman Sachs da şunu ifade etmiş, biz bunun yerine Avrupa'da var olan, Çin gelirleri yüksek olan şirketlere satış yapılmasını öneriyoruz. Ama bunun yerine Amerika'ya satış yapan Avrupalı şirketler tercih edilebilir. Çünkü Trump döneminde biz yeniden doların ve Amerika'nın güçleneceğine inanıyoruz. Burada da hangi şirketler geliyor diye karşımıza çıkanlara baktığımız zaman da büyük ilaç şirketlerinden aslında Eli Lilly şirketi bunun arasında var olan şirketlerden bir tanesi. Yine baktığımızda Novo Nordisk bunlar arasında geliyor. Novo Nordisk'in hem Çin Çin gelirleri yüksek hem ABD gelirleri yüksek. Dolayısıyla burada da bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Böyle bir durum var. Pictet araştırma grubu da yine bunlara katılanlar arasında aşağı yönde bir geri çekilme hareketinin olabileceğini söyleyenler arasında. Diğer taraftan da baktığımızda Çin tarafında neyi görüyoruz? Biz aslında büyüme verisinin durgunlaştığı, talebin düştüğü, devam eden emlak krizini takip ederken zaten Çin'de yaşayan milyarderlerin de aslında farklı ülkelere, farklı kıtalara akın ettiğini görüyoruz. Çin'in bir numaralı milyarderi Nongfu isimli kişi de 13 milyar dolar değerine varlığını kaybetti aslında bütün bu kriz aşamasında. Dolayısıyla varlıklar erirken Çin'e temas eden bütün şirketlerin, Çin gelirleri yüksek olan bütün şirketlerin zarar gördü. Diğer taraftan Amerika'ya yakın işbirliği içerisinde olan şirketlerin de yeniden beklentilerinin arttırıldığını görüyoruz diyebiliriz. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yapmış olduğu bir röportaj var. Onunla devam edeceğiz. Oxford Economics ekonomisti Thomas Dvorak'la birlikte bir röportaj gerçekleşti ve Euro bölgesine dair büyüme ve enflasyon beklentileri hakkında konuşmuşlar. Detayları dinleyelim ve bu haberimizle biz de seans ortasını kapatmış olalım. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde iş dünyasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Euro bölgesinde büyüme beklentilerini konuşacağız. Konuğumuz Oxford Economics ekonomisti Thomas Dvorak. Merhabalar Sayın Dvorak. Çok teşekkürler bugün bize katıldığınız için. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Evet, şu anda hala Euro bölgesi ekonomilerinde, özellikle de Almanya'da yavaş bir büyüme var. Siz öngörülerinizi paylaştınız son raporunuzda. Orta ve kısa vadeli beklentiniz nasıl acaba Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkeleriyle alakalı olarak? Evet, sizin de söylediğiniz gibi özellikle Merkez Avrupa ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri genel olarak Almanya'ya bağlı tedarik zincirlerinde ve Almanya çok iyi durmuyor, çok iyi bir iş çıkarmıyor ekonomi olarak ve bu yılın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda iç talep tarafında bir miktar daha iyileşme olduğunu görüyoruz ama tam olarak Euro bölgesinde bir iyileşme olmadığı takdirde sanayi tarafında çok bir iyileşme beklemiyoruz. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman raporda şunu söylemiştik. Bu aslında biraz hem zorluklar hem de fırsatlar var Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için ve Doğu Avrupa tarafında hem daha fazla kazanabilecek ülkeler olabilir hem de daha fazla burada kaybedebilirler. Yani hem kazananlar hem kaybeden orada olabilir. Ve son dönemde enerji sektörü çok önemli bir büyüme tarafıydı. Ancak buradan biraz soyutlanma olduğunu görmek mümkün oldu. Ancak sonrasında biraz üretimde otomasyona dönüşmeyle beraber daha düşük bir istihdam görünümü söz konusu. Dolayısıyla burada biraz daha yakın coğrafyayla yapılan ticari ilişkilerin de güçlendiğini görüyoruz ve burada da Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Batı Avrupa ülkeleri için daha yakın coğrafyalara gelip pandemi sonrasında olduğu gibi bu durumun daha fazla arttığını görmek mümkün olabilir. Peki hangi ülkeler daha iyi ve aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerinin üretimini Batı Avrupa ülkelerinin üretimiyle nasıl kıyaslardınız? Evet, Polonya ve Romanya şu an itibariyle biraz daha önde gidiyor ve gerçekten de ikisi de çok etkileyici ekonomik büyüme kaydetti. Son 3-4 yılda çok büyük zorluklara rağmen bunu yaptılar ve bunun devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bir şekilde orta vadede hangi ülkeler daha iyi gidecek? İşte bu biraz aslında bu ülkelerin dönüşümüne de nasıl bir rol oynamak istediklerine göre de değişecek. Son dönemde Avrupa Parlamentosu'nda özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden yeni yeşil dönüşüme ve yenilenebilir enerji politikalarına dair biraz daha itiraz olduğunu görmek mümkün oluyor ama bence Polonya çok iyi gidiyor ve gerçekten de şimdiye kadar son yıllarda da çok iyi bir iş çıkardı. mali politikasını çok aktif kullanıyor ve Romanya'da da aynı durum var. Dolayısıyla burada çok mali politikalarını iyi kullanmayan ülkeler biraz daha yapışkan enflasyonla ve yüksek faizle karşı karşıya. Ama politika tarafına baktığımız zaman iyi bir denge olduğunu da görüyoruz. Yani bu Doğu Avrupa ülkelerin Batı Avrupa'ya olan ticaretlerinde de bir dengelenme var. Ve bence burada adım adım bir şekilde onların Batı Avrupalı şirketlere yaklaşımı devam edecek ve dolayısıyla biz üretimdeki artışın biraz daha arttığını takip edeceğiz. Ama hala burada katma değerli ürün üretimi konusunda biraz daha aslında Eurozona, Euro bölgesine kıyasladığımız zaman daha gerisinde kaldığını görüyoruz. Ama burada yine de özellikle üretim sektöründe yapay zekanın etkisiyle beraber ki çok büyük bir hız kazandıracağını düşünüyoruz. Eğer iyi başa çıkılabilirse, iyi kullanılırsa ve bu da tabii ki Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri için biraz daha iyi olacak. Hollanda, Çek ve o gibi ülkeler için önemli olabilir ve Almanya'da ve Fransa'da yapılan bazen üretimlerin biraz daha diğer ülkelere ve direkt olarak son üretim tarafının da bu ülkelerde gerçekleşebileceğine dair beklentimiz var. Ve bu da tabii ki çok büyük bir üretim büyümesini gerçekleştirecek ve hala Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki o ayrımı bir noktada azaltacak gibi geliyor. Euro bölgesi için büyüme beklentilerinizi de merak ediyorum. Acaba ikinci çeyrek ve tabii ki bu yılın sonu için beklentileriniz nedir? Evet, ikinci çeyrekte yine birinci çeyreğe bağlı gibi bir şekilde yavaş bir büyüme beklediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda sanayi sektörü çok bir büyüme kaydetmiyor ve genel büyümede de bir yavaşlama var. Ve burada çok yavaş bir şekilde genel olarak biz %1'in üzerinde olmamasını bekliyoruz. Yani belki %0.7 seviyesinde olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası diğer taraftan çok iyimser gibi duruyor. Özellikle kendi başına büyümenin faiz indirmeden devam edebileceği konusunda ve bu da pek çok aslında Avrupa ülkesinin daha fazla mali sıkılaştırmaya gittiğini görüyoruz. Yani ben şunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle aşağı yönlü bir büyüme var ve Avrupa Merkez Bankası'nın bir baskı altında kaldığını da söyleyebiliriz faiz indirimleri konusunda gelecek dönemde.